arkadaşlar, bilenleriniz bilir. Sleep Tight çok keyifli bir hayatta kalma oyunu kendisi. Burada görmüş olduğunuz karakterlerle bazı achievement'ları tamamlayarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz ve hayatta kaldığınız zaman yeni karakterler açılıyor, oynanabilir yeni karakterler. Oyunu kısaca anlatmak gerekirse, daha önce hiç denk gelmediyseniz, bir çocukluğundaki yatak altı canavarlarıyla savaşma simülatör diyebilirim sanırım. Kendi karakterini şey yapıyorsun, kendi karakterini geliştiriyorsun, kendi karakterine özellikler alıyorsun, odanı düzenliyorsun ve üzerine doğru akın akın gelen yaratıkları durdurmaya çalışıyorsun. Şimdi bizim birkaç hedefimiz var. Öncelikle 45 gece hayatta kalabilirsek yeni oynanabilir bir çocuk açılıyor. Bununla beraber toplamda 10.000 öcü öldürürsek, ki öcü demek daha mantıklı sanırım. 10.000 öcü öldürürsek, şu an hala hazırda 7.800 öldürmüş vaziyetteyiz. Başka bir karakter açılacak. Bununla beraber sanırım totalde 300 gece boyunca hayatta kalırsak farklı bir karakter açılacak vesaire vesaire. 10.000 öldürme barajına ulaşmaya çalışacağız. Bununla beraber 45 gece sağ kalmaya çalışacağız ve yeni karakterimiz Dexter'la oynayacağız. Hadi bakalım. Yine kendime yönelik yatırım yapacağım. Hani base'e yönelik yatırım yapmayacağım. Normal şartlar altında base'e taretler kuruyorduk ve bu taretlerle beraber hayatta kalmaya çalışıyorduk ya. Direkt gece mi hayat şeyle başladık? Direkt gece başlattı. Mermimi göremiyorsunuz, farkındayım. Dur. Mermiyi göremiyorsunuz. Nereye alıyorduk ki biz kamerayı ya? Şuraya alalım. Gün de gözükür, şey de gözükür. Yani bu şekilde olmasını ben de istemezdim ama yapacak bir şey yok. Ve niye direkt gece başlattı oyun beni ya? Şimdi amacımız 45 gece hayatta kalmak ya da 10.000 düşman öldürmek. Toplamda 300 gece hayatta kalma achievement'ını bu karakterle yapabileceğimizi zannetmiyorum. Dexter'ın özelliği şu. Görmüş olduğunuz yataktan gündüzleri bonuslar satın alabiliyoruz, tamam mı? Bu aldığımız bonusları daha da kuvvetlendiriyor. %30 daha ucuza alıyor. Aynı zamanda %40 sinerjilerini arttırıyor. Yani her türlü doğru düzgün silah alırsak elimize çok daha kaliteli bir oyun seyredeceğiz diyebilirim. Yani çok daha efektif bir karakter diyebilirim ve Furkan'ı, Selam abi, bayağıdır yoktum, iyi oyunlar demiş. Teşekkür ederim Furkan, eyvallah. Şimdi hemen bir silah mirah değiştirmeye gerek var mı acaba ya? Pistolle nereye kadar idare ederiz ki? Ya shotgun daha iyi olur ama shotgun'a daha var ya. Öncelikle yapacağımız upgrade'ler var. Yapacağımız upgrade'lerden birine şu alarm upgrade'ini almaya çalışacağız. Ya shotgun çok mermi yiyecek ya. O zaman bir saniye. Loot düşürme power up'ını alamıyoruz galiba. Şimdi bak bir saniye, kalkan alalım, tamam mı? Kalkan sayesinde dışarıdan gelen saldırılara karşı bir savunmalı olalım. Sonrasında zaten mutlaka bu loot düşürme upgrade'ini alacağım. Loot düşürme upgrade'i beklesin. Bir de shotgun'ı açalım. Ki şu teknolojiyi de alsam iyi olacak. Güneş puanlarımı boşa harcamak istemiyorum aslında. Böyle bir hepsine mermi falan mı depolasam bilemedim ki. Mutlaka silahımı değiştirmem gerekiyor. Şunu bir alalım. Yıldız puanlarını biraz boşa harcayacağız ama mecbur, ne yapalım. 2'ye 30 yok, boşa harcasam da gelmiyor. Ve 260 mermiyle sağ kalabilir miyim? Shield'ım da var aslında, sağ kalabilirim ya. Fazla mermi göz çıkarmaz. Alabiliyorken 1-2 mermi alayım. İlk günler biraz bocalarız ama ondan sonra düzeltiriz diye tahmin ediyorum ya. Şimdi bu gelen güneş puanını, gelen yıldızları arttırma zımbırığı var. Onları almaya çalışacağım. Bir de şu an düşük levellerdeyiz aslında. Şu an bize vurduklarında kalkan devreye giriyor ya. Bu kalkanla beraber şeyi kombolayabiliyoruz. Böyle etrafımızda bir tane dönen daire çıkıyor. Kalkanla beraber komboladığın zaman o daireye vuruyor. Bunu da şey yapabiliriz aslında, kullanabiliriz.
Güzel, ne kadar çok yıldız birikirse o kadar iyi. Yarın birkaç upgrade daha alıp loot'u açmaya çalışacağım. Şu an tabanca işe yarıyor ama aslında var ya, direkt mermi kârı lan. O geri vuruşu açarsak mermi kârından hareket ederiz. Rahatsız oluyorum, aşağı çek kamerayı kanka. Bak sen çok sıkıntılı bir maymunsun, biliyorsun değil mi? Sen çok sıkıntılı bir çocuksun. Kanal. Arada geliyorsun, laf sokuyorsun, gidiyorsun falan. Ben senin bence maymunluklarına yeterince müsamaha gösterdim. Arkadaşlar kamerayı aşağı çekemem. Çünkü aşağı çekersem de upgrade'leri kapatıyor. Bak şurası upgrade'leri kapatacak, tamam mı? Burası cam barını ve mermileri kapatacak. Burası şeyi kapatacak. Gün gece gündüz döngüsünü. Aşağısı açıklamaları kapatacak. Upgrade'lerin açıklamalarını. Ve yani şuraya almak dışında herhangi bir seçeneğim yok. Az önceki tüysüz maymun da hani dün misal şey oynuyoruz, beni görmüyor, beni bilmiyor zannediyor böyle. Herhalde bilmiyorum abi, bu çocukların kafası birazcık değişik çalışıyor ya. Pek fazla algılayamıyorum böyle çocuk beynini. Şey böyle. Orada da geliyor gidiyor, kardeş sen FPS oyunları oynamasan iyi olacak yalnız falan filan yapıyor böyle kendince. Ulan diyorum, Far Cry Primal FPS mi? Ondan sonra tüysüz maymun susuyor falan böyle. Arkadaşlar kamera mecbur burada kalacak. Üzgünüm. Az önceki maymunu da bir kovalamam gerekiyordu, affınıza sığınarak. Abi bir şey söyleyeyim mi? Anabacı söylemekten çok daha fazla rahatlatıyor lan tüysüz maymun demek. Vallahi bak. Ama hakikaten yani. Bilmiyorum, acayip bir şekilde rahatlıyorum ya. Bu arada shotgun mermisi harcamak şu an için çok masraflı olacaktır. Aslında direkt dediğim gibi geri dönüşü almamız lazım ya. Şöyle geri vuruş upgrade'ini almamız lazım. Geri vuruşu alacağız, etrafımızdan çemberler çıkacak. O çıkan çemberler gelen yaratıklara damage atacak. Bir yandan da loot düşecek ve biz hani bunu kalkanımız recovery'lene kadar devam edeceğiz ki kalkan zaten kolay kolay damage bile yemiyor ya. Tamam. Bir saniye. Bak bekle. Önce şu teknolojiyi araştırmamız lazım. Yoksa güneş puanlarını yıldız puanına çevirirken bicacık etmemeye devam edecek. Abi Trons'u alalım. Ve ayva yedik. Abi bir tane güneş puanına da bari mermi alalım ya. Şu an mermimiz kalmadı. Ama Trons'umuz var mı? Var. Tamam, Trons varsa iş bitti abi. De loot düşmeyecek yani. Bugün daha az mermi harcayabiliriz bak. Trons'tan kasıt bu, görüyor musun? Yani şu an benim canım da azalmıyor. Adam vuracak vuracak ölecek. Ve bu bize loot düşürecek ileride. Sonra ne yapıyoruz? Bak biraz hareketleneceğiz. Canımıza zarar gelmeyecek şekilde. Yani kalkanın kendini toplamasını sağlayacağız. Kalkan kendini toplayacak. Ardından birazcık mermi desteğiyle. Bak mis. Bekleyeceğiz, canımız dolacak. Doldu, süper, vur. İşte bu kadar. Az mermi harcama taktiği abi, az mermi harcama taktiği. Ne olur ne olmaz kalkanda bir kıdım cam bırakıyorum ki böyle bir başımıza bir şey gelir falan sıkıntı olmasın. Artık kendini bir recovery'leseydi hemen güzel olacaktı ya. Haruncum, Hearts of Iron 4 Twitch'te devam ediyor. Şimdi tamam, bak bu teknolojiyi aldık, artık yıldız puanları adam akıllı bir şekilde puan verecek ve sıkıntı yaşamayacağız. Bununla beraber otomatik bütün yıldız puanlarını toplamayı açabiliriz ki otomatik bütün yıldız puanlarını toplamak bizim işimize gelecektir. Loot'u bu turda açamayacağız, loot gelecek tur açılacak. Ama önce buradan gelip bir kalkan almam lazım çünkü bu kombanın olayı tamamen kalkan ve geri vuruş üzerine kurulu. Mermi almadan halledebilir miyim? Çok zor. O yüzden ne olur ne olmaz biraz mermi depolayacağım. Ve gelecek günün gelmesini bekleyeceğim. Seri bir geçeceğim geceyi. Çok zorlamadıkları sürece bu taktik bizi tutar. Tamam, artık birazcık aradan çekilme vakti.
Zorda kalırsak çok yaklaşanlara ateş edeceğiz ki şey olmayacak, sıkıntı olmayacak. Bu arada toplayıp slot şeklinde de kesebiliriz. Ne kadar fazlası vurursa bizim için o kadar iyi. Çünkü hepsi geri dönüş hasarı yer ve o geri dönüş hasarıyla ölürler. Vaktimizi değerlendireceğiz. Hızlı dol, hızlı dol. Gün doğmadan adamlara şey yapmak istiyorum. Geri vurmak istiyorum. Tamam, gel böyle. Kalkan tartıyor, hiç problem yok. Yani mermi harcamadan geçiyorum günü şu an. Yani neredeyse mermi harcamadan. Elbette ki belli bir miktar mermi harcanıyor. Kalkanı verimli kullandığımız sürece hiç sıkıntı yok. Çok güzel. Bak yani mermi harcamadan tak 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 indirdik elemanları. Çok güzel. Yani çünkü mermiye vereceğimiz güneş puanlarına en azından burada yardırabiliyoruz, yargı dağıtabiliyoruz. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Bizim fazladan güneş puanı almaya ihtiyacımız var artık ama daha öncesinde bizim loot upgrade'ine ihtiyacımız var. Artık lootların toplanması gerekiyor. Geri dönüşte adamlara vuracağız. Vurduğumuz adamlardan loot düşecek. Can ve mermi kasacağız. Artık mermiye para verme devri bitti. Bundan böyle mermiye para vermiyoruz. Mermi bizim üzerimize gelen vuruşların geri sekişiyle toparlanacak. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Buradaki puanların tamamını yıldız puanına çevirelim ki yarın olduğunda alarm clock upgrade'ini alalım. Alarm clock upgrade'i sayesinde, bu arada benim kafam buraları kapatıyor mu? Bir kısmını kapatıyor. Çok önemli değil. Alarm clock upgrade'i sayesinde bir tane daha fazladan güneş puanı alacağız. Ve aldığımız güneş puanı ile beraber artık daha fazla şeye zaman ayırabileceğiz. Özellikle power up'ları güçlendirmeye zaman ayırabileceğiz. Maksimum health'imizi arttırmaya çalışacağız. Vuruş hızımızı arttırmaya çalışacağız. Buraları biz geliştirdikçe, power up'ları geliştirdikçe rahat kullanabileceğiz. Ve shotgun'ı da arada sırada upgrade'leyeceğiz. Şu an için bizim durumumuz gayet iyi. Oturacağız yerimizde. Bunlar inecekler aşağı. Bak bir yandan da loot bırakacaklar. Can bırakıyorlar şu an. Birazcık dolanalım, birazcık dolanalım. Hız upgrade'i var, bir de bir yerden hız upgrade'ini almak lazım. Hızlanmazsak bunları dodge'lamak zaman alabilir. Kalkanım bir full dolsun ağzına kadar. 154 mermimiz vardı, aklınızda tutun. Yalnız böyle giderse böyle başımız belaya girebilir. Kendime vurdurmamam lazım. Vurdurursam şey yenilenmeyecek, kalkan yenilenmeyecek. Ve buraları böyle mermiyle geçmek zorunda kalacağım. Hadi oğlum. Çok güzel. 166 mermi oldu bile. Ama artık kalanını ateş etmek zorundayım. Ateş etmek zorunda değilim. Tamam. Çok bir şey değil ama en azından yani canımız azalmadan yıldız kasıyoruz. Şurada Overshield'ı da upgrade'le. Alarm upgrade'ini de al. Fazladan 40 yıldız puanım oldu. Bir tane daha alarm alabiliyorum. Bir tane daha alarm upgrade'ini aldığım zaman güneş puanı pardon. Bir tane daha alarm upgrade'i aldığım zaman gelen güneş puanları böyle iyice şey olacak. Biz burada ne yapabiliriz? Bizim burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Yapabileceğimiz bir şey var. Hız upgrade'ini alabiliriz. Hız upgrade'i ilk alındığı için 3 turluğuna ücretsiz. Şimdi yapacağımız şey belli. Bu elemanlar bizi yakalayamayacak. Mermi sıkmadan bölümü geçmeye çalışacağız. Çünkü hız önemli. Hatta birazcık toparlansınlar. Tamam, kalkan fullenmiş. Çok loot gelmiyor gibi yalnız ama ne yapalım? Tamam bekle, birazcık daha, birazcık daha. Oo, büyük baş var. Büyük baş var, kalkanı fullemek lazım. Büyük başı da bu arada sadece şeyle tutabiliyoruz. Sadece kalkanla tutabiliyoruz. Hız olmasa bu arada bu kalkanı çarşamamızın bir yolu olmaz. Tamam, kalkan bitti, kalkan bitti. Bir tane kurşun sıkalım canım, o kadar da olsun ya. Yalnız loot upgrade'i sandığım kadar burst değil ya. Upgrade güzel de
Loot upgrade'i sandığım kadar büyük değil yani, sandığım kadar özel değil. Bize sinerji lazım. Bu sinerjiyi aldığımız zaman bütün power up'ların özelliği aniden artıyor. Şu sinerjiyi bir almaya çalışalım aslında. Şöyle bir seriyi kasalım, gelelim. Buradan sinerjiyi alalım. Gelelim, buradan loot upgrade'ini tekrar dolduralım. Ve burada aldığımız güneş puanlarını yıldıza çevirelim. Bu sinerji upgrade'i sayesinde, eğer yanlış bilmiyorsam, bak tek diyorlar. Yani vuruşumuz da, kalkanımız da, efendime söyleyeyim bizim bu speed hasarımız da, her şey daha bir şey oluyor böyle, daha bir kuvvetli oluyor. Ya kolumu kıpırdatmama bile gerek kalmayabilir yani. AFK bırakıp burada böyle bir şeyler gömerken, bir şeyler yer içerken şey yapabilirim. Yenile atarsan Serdar'cığım yayın düzelmiştir muhtemelen. Oh mis. Mis. Ya yastıktan ev yapmaya gerek yok ya. Yani bir kale falan yapmamıza gerek yok efendim canım. O var ya, çok da güzel koktu ha, turşudan galiba. Efsane koktu kanka, dur. Şöyle bir kameraya alayım. Zaten AFK'ydık, güzel oldu var ya, tam böyle yemek gömmelik dedik. O ara yemek geldi, 10 numara oldu. Beholder 2'nin spoilerını mı veriyorlar? Niye? Niye kanka? Şimdi bütün upgrade'lerimiz tamam. Bu upgrade'lerin daha ucuza alınmasının bir yolu var. Upgrade'leri ucuza almanın yolunu araştırmaya çalışacağız. Hangisiydi acaba bu? Şu damage arttırıyordu. Evet bak, bu bir güneş puanı daha az upgrade alabilmemizi sağlıyordu. Yukarıdaki de aldığımız upgrade'lerin, aldığımız güçlendirmelerin bir gece daha uzun olmasını sağlıyordu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi direkt upgrade'lere mi yönelsek? Abi direkt power up upgrade'lerine yönelelim. Bir güneş puanı aza şey yapalım. Artık iki güneş puanı karşılığında bak, hem vuruşu hem diğer şeyleri arttırabildim. Güzel oldu. Yarın da bir gece daha uzun almasını alacağım. Ondan sonra da full farmlamaya odaklayacağım. Ben şurada bir bırakıp yemeğimi yiyip. Oh. Kardeş ne kadar güzel bir şey ya. Teşekkür ederim, afiyet olsun dileğiniz için arkadaşlar, eyvallah. Klavyeyi mouse'u kıpırdatmak gerekir mi acaba? Ben ıhtayım, merak etmeyin. Böyle bir problem olursa elim WASD'de. Ki hiçbir şey olmuyor. Abi bayağı iyi. Ve mermi kasıyoruz arkadaşlar. Yani merminin 40 tanesine bir güneş puanı ödüyorduk. Mermi kasıyoruz. Biraz sağ sol time. Biraz sağ sol time. Aslında onu da yapmayabiliriz. Kalkanı bir tık upgrade'lesek sağ solu da yapmayız. Götür Samet. Sağ ol Barış abim, gel beraber olsun. Valla kokusu da geldiydi bizimkilerin yediğini, şey yaptı. Mutfakta böyle yemek güzel pişmiş, kokuyu aldım. Tam isabet oldu. Şimdi hemen şuradan 70'e getiriyoruz. Artık aldığımız upgrade'ler bir gece daha uzun oluyor. Yani 2 güneş puanı karşılığında 4 gecelik upgrade almış oluyoruz. Bununla beraber artık yapacağımız bütün yatırımları şeye yönelik yapacağız. Bu arada ben bugün bütün güneş puanlarını harcadım. Artık sinerjiyle kalkanı yarın tazeleriz. Yani bugüne yapabilecek pek fazla bir şey yok. Artık komple farmlamaya odaklanacağız. Tabii ki belli bir süreden sonra... Koklu bize yok mu? Kankam turşuyu nasıl şey yapalım, iletem? Normal dümdüz turşu. Kanka canın çektiyse saat daha 6. BİM açıktır. BİM A101. Ben de oradan alıyorum. Kameradan uzat. Evet, birazdan tabağı kenara alma vakti. Another plot foiled.
Hareketlenme time mı? Azıcık hareketlenirsem kalkan kendini fuller. Farming simülatör oldu. Bak 600 mermi oldu, 600. Bu biriktirdiğimiz mermileri daha kullanacağız. Ha, bugün 10. gece. Anladım. 15-45 gece garanti hayatta kalırız ya. Şuna baksana, 10. gecede geleni devirdik. Kalkanı ver, sinerjiyi ver. Bugün birazcık güneş puanlarını hoyrat kullandık. Bütün mermilerin %20 daha az mermi tüketmesini aç. Bütün silahların %20 daha az mermi tüketmesini. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Sonra alarm kulak 2'ye gideceğiz. Ama ondan önce bir kalkanı 2'ye atak mı? Gel kalkanı level 2 yapak, sonra da vuruşu level 2 yapacağız. Vallahi ben ortaya koyuyorum orada. Oyun çok zorlaştı. Katılıyorum abi. Kanka Far Cry çünkü ana kanalda yeterince ilgi görmüyordu. Ben de yayına taşıdım. Şimdi merak etme, yayında oynadım diye senin keyfin bölünecek zannetme. Bay bay düzenli olarak gelecek videosu. Ya ben bu arada AFK bıraktım ya. Şu an gözlüğümü falan siliyorum böyle. Yediğim yemeğin tadını çıkarıyor. Oh, bir yandan da mermi kasılıyor. Şu güzelliğe baksana. Mis gibi mermi kasılıyor. Biz bununla 45. günü görürüz ya tahminimce. Hemen hız, sinerji. Alarm clock 2'yi almamız lazım. Alarm 2'yi almamız lazım. Alarm clock 2 bize lazım. Ne yapacağız şimdi? Önce bir saniye. Power up'tan önce geleceğiz. Geri vuruşun damage'ini arttıracağız ki her gelen geçen tek gitsin. Sonra bütün puanları yıldız puanına çevireceğiz ve yıldız kasmaya devam edeceğiz. 791'in mermi oldu. Hmm. 34 gece kaldı. Hallederiz ya. Gecelerde bir şey yok. Tık 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 geçiyoruz zaten. Ya çok rahat bir şekilde hallediliyor. Gelin ulan. Oyunun bugünü bulduk değil kankam. Ayarlarını yapıyorsun, şeyini yapıyorsun, merak etme, ileride zorlaşacak. Bu levellerde kolay. Yüze kadar gidebileceğimizi zannetmiyorum ya. Ama belki 45'i zorlarız. Oyun mermi vermiyor. Buff'ların bir eksiği var mı? 6 gün, 4 gün, 3 gün, 8 gün. Artık bu da 2 gün değil, bu da 6 gün. Bütün hepsini çevir, alarm kulağı alacağız. Kurşun sıkmak istemiyorum. Bazı YG değil, bilerek okumuyor.